Hizmetler gayet iyi, oldukça başarılı. Park projeleriyle topraklı alanlar yeşillendirildi. Öncelikle yetersiz buluyorum çünkü bu yaşıma kadar Kayseri'deyim ve çok büyük değişimler görmedim. Yani hep aynı ilerliyor. Her taraf çöpler, möpler. Şu anda çalıştığını hiç beğenmiyoruz. Valla eskiye göre biraz zayıf ama yine de iyi. Anlı secdeye gelen insanların çalışması işte budur. Anla? Ha? Rabbim Allah diyenler böyle çalışıyor işte. Diğer şehirlere gittiğimde kıyasladığım zaman çoğu yer yani bu kadar temiz ve düzgün bir şekilde görmüyorum ben. Kayseri Büyükşehir Belediye hizmetlerini nasıl buluyorsunuz? Kayseri Büyükşehir Belediye hizmetlerini bazı konularında yeterli bulmuyorum. Ben Talas Bahçeli evlerde oturuyorum. O belediyeyi de yeterli bulmuyorum temizlik konusunda. 2-3 sefer aradım yaz aylarında temizlik konusunda. Hiçbir etkinlik, bir temizlik göremedim. Çevre temizliği konusunda, park ve bahçeler konusunda gelmediler. Memnunuz Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarından. Aynı arkadaşımın dediği gibi sportif çalışmaları, stat olsun, parklar olsun gayet memnunuz biz. Gayet iyi buluyoruz. Belediye güzel çalışıyor. Yani şehrimiz temiz, memnunuz. Gelen misafirlerimiz de çok memnun. İyiyiz yani, keyfimiz yerinde. Ulaşıyoruz. Her şekilde WhatsApp hattı da var. Karşılık olarak hemen dönüş yapıyorlar. Mutluyuz yani. Daha da iyi olmasını bekliyoruz tabii ki vatandaş olarak. Vallahi Büyükşehir Belediye hizmetlerini daha önce çok çok güzel buluyordum. Ama şimdi hiç yani güzel bulmuyorum. Baya şey yani pislik içinde her taraf. Biz Sabiye'de oturuyoruz. Asfaltla falan baya şey kirli. Geliyorlar çöpçüler. Çoğu yalan yanlış söylüyor ama bazılar var mükemmel. Dört dörtlük. Bazılar da hiç beş para etmezler. Geliyorlar süpürüyorlar gece. Logarların içine dolduruyorlar. Ben bir kere şikayet ettim. Geldiler baktılar ve logarları temizlediler. Çünkü yağmur yağınca o logarlar bayağı taşıyor. Yani pislik içinde geçilmiyor. Orada çaycılar falan var. İşte ellerine geleni kapıların önlerine atıyorlar. Hiç hoş bir şey değil yani. Önceleri denetliyorlardı. Şimdi hiç aldırış bile etmiyorlar. Yani o yüzden çok memnun değiliz. Ben çok süper buluyorum. Çok gerçekten güzel çalışmaları var. Takdir ediyorum yani. Hanımefendi nasıl buluyor? Doğru tutup koma Kayseri. Travoda Meri. Çok güzel bir şey değil bana. Çok güzel. Yerinde ve uygun. Hani insanların kolaylaştırıcı özellikle yenilikler yapıyorlar. Yani hayatı kolaylaştıracak tarzda ve şeyleri var, hizmetleri. Korona öncesinde bayağı başarılı hizmetleri vardı. Havuzlar, kadın ve gençlik merkezleri, spor merkezleri bayağı başarılıydı. Ama işte korona tabii engel oldu. Şu an hiçbir şey yapamıyorlar yani. Ama memnunuz ya genel olarak. Güzel buluyorum. Yani Kayseri'miz gerçekten yani güzel, gelişti. Ama tabii ki Antalya'da yaşadığım için Antalya daha bana daha şey geliyor. Yani böyle Avrupalaşmış gibi geliyor. Tabii ki abi, iyi oluyor genelde çalışmaları falan. Yeni proje mesela yapıyorlar Sabiye Mahallesi'nde kentsel dönüşümlü. Bence çok güzel. Zaten Türkiye'de de ilk en büyük proje olarak bura. İyi bence yani. Yani iyi ama şu anda yavaş. Yavaş, bayağı yavaş. Bazı yerlerdeki bazı tadilatlar olsun. Ne bileyim, bir kaskenin çalışmasından sonra yapılan bir yol çalışması, yol üzerinde çalışma. Bunlar o tadilat tekrar telafi edilmiyor yani. Bu Avrupa'da zannediyorum gece yapılıyor bu işler. Gece bile yapılıyor, vatandaş mağdur edilmiyor. Ama benim iş yerimin önünde kaskenin yaptığı bir çalışmadan dolayı orası 15 gün toz toprak öyle kaldı. Biz ağzımıza burnumuza kadar her tarafımız toz doldu. İyi buluyorum. İyi çalışıyor. Hizmetimizde Allah var. Ben 72 yaşındayım. Her zaman telefonlarından bize bir de burada ihtiyarlar şeysi var, derneği var. Onlar da çok ilgileniyor. Hem belediyeyle birlikte. Çok memnunuk. Allah razı olsun. Çalışmalarından ötürü Kayseri olarak çalışmalarından bayağı bir memnunuz. Bu memnuniyetin de zaten devamına gelmesini zaten temenni ediyoruz. Ama eksikleri var mı? Tabii ki var. Ama bu ilerleyen dönemlerde altyapı çalışmalarına devam ediyor zaten. Gözlemlediğimiz bunlardan ibaret. Şimdi çok teşekkür ederiz öncelikle Memduh Başkan'a. Yıllardır beni tanıdığımız bu beldenin insanıyız, bu vilayetin insanıyız. Her şey çok güzel. Bir sıkıntı yok. Bazı görünümler var. Onlar hariç her şey güzel. Yani bu ekonomik ülkenin durumu, siyasal durum,
vatandaşın durumu, bu pandemi hastalığı süresince yani bir sıkıntımız yok Allah'a çok şükür. Teşekkür ederiz ayrıyeten. Sizler de böyle bir programla alakalı vatandaşları bilgilendiriyorsunuz. Zannettiğim kadarıyla belediyeye yönlendiriyorsunuz. Bu bir ekip çalışması. Teşekkür ederiz. Bir sıkıntımız yok. Menduh Bey ayrıyeten çok sağ olsunlar. İyi güzel çalışmaları. Ama daha öncesine göre biraz daha düşük sanki. H8 zamanında daha aktiflerdi. Büyükşehir hizmetleri zaten Kayseri'de genellikle memnunuz. Yani çalışmalarından dolayı şu anda bir şeyimiz yok. Ben kendi açımdan memnunum. Yani çalışmalarından dolayı şu anda memnunum. Hizmetler gayet iyi, oldukça başarılı. Park projeleriyle topraklı alanlar yeşillendirildi. Stadyumda yeni çalışmalar yapıldı ve orada spor yapma imkanımız arttırıldı. Memnunum belediyenin çalışmalarından. Vallahi şu anda çalışmaları hiç iyi bulmuyoruz. Çünkü virüsten dolayı hiç ilgilenmiyorlar. Bayağı bir salgın hastalık var. Hastalığın yayılması için bizim mahalle olsun mesela felçama tarafı, her taraf çöpler möpler. Şu anda çalıştığını hiç beğenmiyoruz. Belediye olarak beğenmiyoruz yani. Valla eskiye göre biraz zayıf ama yine de iyi. Çok güzel, müthiş çalışması var. Belediyelerin hepsi güzel çalışıyor aslında. 25 senedir bu millet var ya, çok affedersin, ne ahmak ne de enayi. Gözünün gördüğüne veriyorlar. Anlıyor musun? Bak şuralar bir zaman böyle miydi? Şimdi bakarsın şöyle Kayseri'miz tertemiz. Bu milleti var ya, Ağabey'in Kılıçdaroğlu geliyor. Geliyor şurada konuşma yapıp gidiyor. Şii ne diyordu? Korkmaz söylemez bu alçaklar diyerek. İşte öyle İstiklal Marşı okuduğu gibi de Şii var. Parti yönetiyor bak. Adam geçenlerde Türkiye ordusu sattı. Satıldı dedi çıktı. İşte böyle bunlar işte. Alçaklar kendileri. Kurban olayım Allah. Onlara da Allah hidayet versin. Hidayet nasip etsin. Yine de dua edelim yani. Anlatabiliyor muyum? Anlı secdeye gelen insanların çalışması işte budur. Anla? Ha? Rabbim Allah diyenler böyle çalışıyor işte. Yani ben yerleşim olarak güzel buluyorum. Yani yerleşim bir kent olarak İzmir'den veya birçok şehirden daha iyi olduğunu düşünüyorum. Hiç değilse yani temiz. Diğer şehirlere gittiğimde kıyasladığım zaman çoğu yer yani bu kadar temiz ve düzgün bir şekilde görmüyorum ben. Yani nasıl bir çalışma yapıyorlar ben pek anlamam bu durumlardan ama gördüğüm kadarıyla çok güzel bir şehir olduğunu düşünüyorum Kayseri'nin. Öncelikle yetersiz buluyorum çünkü bu yaşıma kadar Kayseri'deyim ve çok büyük değişimler görmedim. Yani hep aynı ilerliyor. Daha yeni benim bulunduğum yere kütüphane açıldı. Bu yüzden teşekkür ediyorum. Ama daha fazlası yapması gerektiğini düşünüyorum.